Bu arada bizi Bangkok'tan bekliyorlar. Çağatay. Çağatay hemen. Bangkok değil miydi hocam? Gençler Malezya. şimdi size Malezya'ya bağlanıyoruz. Hayda, ne işin var Malezya'da? Var. Malezya'da Çağatay bizi bekliyor. Çağatay kim? Birazcık böyle keyifli bir sohbet yapalım farklı tarzda. Neden öyle bir sohbet yapalım? Bakın Çağatay arkadaşlar dünyayı geziyor. Şu an dünyayı geziyor. Şu an Malezya'da. Böyle hallaç pamuğu gibi her yeri geziyor. Müthiş bir arkadaş. Onunla sohbet ediyorduk. Dedim ki gel yayına. İnsanlara ilham ol. Bizim gençlere de ilham ol. Belki senin gibi onlar da dünyayı gezmek isterler. Selamlar Çağatay. Nasılsın? İyi misin? Selamlar hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Çağatay biraz sesim anlatsana. Sesim geliyor mu hocam? Gayet iyi geliyor. Yok gayet tamam. Çok iyi geliyor. Biraz kendini anlat. Ne yaptığını anlat. Arkadaşlar seni tanısınlar. Pekala, kısaca özet geçeyim. Bizim Çağatay 2 yıldır dünya turundayım. 2 yıldır dünya turu. 2 yıldır dünya turundayım. Yaklaşık hemen 22 ay falan oldu herhalde. 22 aydır. Bir ekibim aslında. Türkiye'de 1,5 yıl kadar Karadeniz'de çalıştım. Hekimlik yaptım. Hekimlik yaptım. Acil serviste çalıştım. Toplum sağlık merkezinde çalıştım. Daha sonra mecbur hizmet bitti. İstifa ettim. Yola çıktım. Şu an neredeyim? Borneo adası denilen bir yerdeyim. Biraz böyle Asya'nın güneyinde. Borneo Filipinler, adası. Filipinler, Malezya. Filipinler, Malezya arasında bir yer. Borneo adası. Şu an Evet. Nereleri gezdin? Nerelere gittin bu 2 yıl içinde? Şöyle yola aslında ben Gürcistan'da, Karayolu'ndan başladım. Gürcistan, Azerbaycan yaptıktan sonra İran'a geçtim. İran tabii ki şahaneydi. 3 ay kadar İran'da kaldım. 3 ay. 3 ay. Her yeri gezdin mi İran'da? Ki İran tabii ki yani yüz ölçümü çok büyük. Çok fazla şehir var. Yani gezmek mümkün değil 3 ayda. Ama kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yere gitmeye çalıştım. Tebriz, İsfahan, Şiraz gitmişsindir buralara. Tabii. Tebriz'den başladım. İsfahan, Şiraz onların hepsine gittim. Ay. Şiraz özellikle muazzam zaten. Şiraz mı? Öneriyor musun bize Şiraz'ı? Biz de gidelim mi oraya? Vallahi hocam yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Şiraz'da herkesin elinde gitar var. Ve orası gerçekten çok ünlü bir şairin, İranlı bir şairin, Saadi'nin doğduğu yer. Zaten oradaki müzisyenler de hep Saadi'nin şiirlerinden ya da Hafez denilen isimden başka bir şair var. Ya da Hafez'in şiirlerinden alıntılar yaparak şarkı yapıyorlar, müzik yapıyorlar. Hı-hı. O yüzden muazzam bir yer. Muhtemelen siz gittiğinizde orada kalmak isteyebilirsiniz yani 5-6 ay. O zaman Şiraz'ı yazıyorum ben. Şiraz'a mutlaka gideceğim inşallah. Tabii, İran'dan çıktın, sonra nereye gittin? İran'dan Hindistan'a geçtim. Hindistan'a? Hindistan'da kaldım. Nasıl Hindistan? Hindistan biraz karışıktı aslında. Hindistan'da gibi şöyle bir şey var hani 2,5 eski bıçak ya. Çok seviyorsun, ya Hint'i seviyorsun. Hindistan'da gri yoktur diye bir laf var. Biraz ben böyle siyah tarafında kaldım galiba. Öyle mi? Sevmedin yani Hindistan'ı, öyle mi? Sevmedim. Yemekleri muazzam bir kere. Yemekler güzel. Bir şey söyleyemem. Evet. Bir kere çok kalabalık. Çok kalabalık. Malum 1 milyardan fazla bir nüfus var. O yüzden çok temiz bir ülke değil. Dolayısıyla tabii ki şu şey söylenen şey doğru yani. Hindistan pistir diyorlar ya. Pis mi? Doğru. Hatta şöyle bir şey var. Tren yolculuğu yaptım ben. Tren yolculuğunda bir ormanın içinden geçiyorduk. Boş bir araziye denk geldik. Arazinin ortasına çöpler atmışlar ama etrafta köy yok. Yani kalkıp 3-4 kilometre yürümüşler, çöpü oraya atmışlar, sonra geri dönmüşler. Yani her tarafta anlıyorum. İnsanlara alışabildiğinizde Hindistan'ı sevmeniz muhtemeldir. Anladım. Sonra Hindistan'dan böyle bir çıkış yaptığımızda ben insanlara alışamadan çıktım diyeyim. Daha sonra Malezya'ya geçtim. Malezya. Sonra burada Malezya'dan sonra 1,5 ay kadar Malezya'da kaldım. Daha sonra bir iş imkanı çıktı karşıma. Yani hekimlikten İngilizce öğretmenliğine terfi ettim. Çok dedi, güzel. Geçiş yaptım mı dedi. Çalıştın da orada yani. Tayland'da bir 6 ay kadar yaşadım. Vay. Ya Çağatay ben şunu merak ediyorum var ya. Şimdi bizi izleyen bir sürü genç arkadaş var. Dünyayı gezmek zor mu? Aslında 2-3 kategoriye ayırarak cevap verebilirim. Bir kere psikolojik olarak gerçekten zor bir süreç. Yani parayla ilgili kısmı herkes merak ediyor genelde. Evet. Para durumunu sayılıyorsun. İşte param yok, gezemiyorum diyen çok insan var. Ben Asya'dan başladım.
Asya'nın nispeten, hele ki bu dolar euro kurunu göz önünde bulundurursak, of. Asya seyahate başlamak isteyen, uzun soluklu bir seyahat planlayan için çok güzel bir burada. Ama para Avrupa'yı bile gezen insanlar için çok büyük bir sorun olmuyor. Doğru. Çünkü zaten neden? Herkes kendine seyahat süresini ona göre ayarlıyor. Yani. Tabii. 3 ay gezemiyorsunuz. Avrupa'yı bir hafta geziyorsunuz. Bir hafta geziyorsunuz. Daha çok psikolojik olarak uzun süreli seyahatlerde psikolojik olarak çok yıpranıyor insan. O yüzden hani özlem bir yandan aileniz arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Önünüzde bir belirsizlik var ki benim bir rotam yok. Hekimlikle ilgili gönüllü hekimlikle ilgili bir şeyler planlıyordum yol boyunca. 1,5 sene geçti üstünden. Kambodja'da bu fırsatı bulmadım ben. Hı hı. Ama 1,5 sene boyunca hiçbir şey yapmadım. İsteğimi yavaş yavaş böyle. Tabii evet. Yani şöyle düşünün. Müzikle ilgili hiçbir şey yapmadığınızı düşünün 6 ay. Of. Canlı yayın yapmadığınızı düşünün. Hiçbir şey yok. Düşünün. Kabus gibi. Muhakkak gerilim olacaktır. Çok haklısın. Bu da öyle bir şey. Onun dışında her şey keyifli gidiyor aslında. Keyifli. Yola çıktığınız zaman. Su akar yolunu bulur. Bulur diyorsun bir süre sonra. Valla hiç kolay değil ama çok... Sağlık saat yerinde oldukça. Aynen öyle. Şey, bir de mesela hastalanıyor musun bu yol boyunca? Vallahi hocam bir kere başıma geldi. Myanmar'da bir kere çok fena. Of. İshal, kusma. Allah. Felaket bir haldeydi. Yani, ne yaptın peki? 2 gün zaten bir hosteldeydim. Hani hekim olunca... Böyle çaresini biliyorsun, de artık çaresini biliyorsun böyle ya, hiç kolay değil ya. Çaresi zaten yatmak, uyumak doğru bir şekilde. Ama hiç kolay değil. Konu, hastalık gerçekten sıkıntı. Kesinlikle. İlk kolunu bacağını kıran, motosiklet kazası yapan. Doğru, bir de o var. Dağıtepe. Arkadaşlarım oldu. Onlar tabii geri dönmek zorunda kaldılar. İki şey soracağım sana. Birincisi, müzikle alakan ne Çağatay? Yolda giderken müzik yapmayı öğrenmişsin. Bir de bir sürü müzik ortamını görüyorsun. Neler görüyorsun? Vallahi hocam aslında daha yola çıktım ben, yanımda yola çıktığımda bir tane mızıka vardı. Müzikle ilgili hiçbir teorik bilgim yoktu. Yani hiçbir şey bilmiyorum sadece. Yani ortalama bilgisi olan, ortalama iyi kulağa sahip olan bir dinleyiciydim. Tabii ki iyi müzikle kötü müziği ayırt edebiliyordum ama şarkı söyleyeyim ya da bir enstrüman çalayım gibi bir imkanım olmamıştı. Yola çıktığımda yanımda müzik aldım. Hiç çalmadım müzikayı. 5. gün Tiflis'e bağırdım. Müzikayı da yanıma hani ola ki imkan bulurum. Gel çalarım. İşte o günü kurtarırım. Bir denerim şansımı diye aldım. Bir tane şu köprü altı gibi bir yer var. Alt geçit. Dedim ben burada bir çalayım. Müzikayı çalmaya başladım hocam. Yani 15 dakika 20 dakika falan böyle artık kendimden geçmişim. Yani. Herhalde o an bana sorsanız Miles Davis falanım. Tabii, inanılmaz performanslar var. Böyle çalıyorum. Sonra gözlerimi açtım, bir baktım etrafa, kimse kalmamış. Herhalde dedim köprüyü kapattılar yani. Çift kapanmış, gerçekten kimse kalmamış. Allah Allah. Şeye de çantanın şapka gibi bir şey vardı yani, onu koymuştum çantanın önüne. Geçen böyle bir açtık. Bırakır diye. Gürcistan para birimleri, bir lirayı dahi kazanamadım. Of. Ama tabii yılmak yok dedim, devam ettim ona. Hindistan'da haberlere çıktım. Gerçekten mi? Sokakta müzik yaparken. Nasıl yaptın onu? Hindistan'da ilk hafta bir arkadaşımla geziyordum o sırada. Onun ukulelesi vardı. Ukulelesini böyle çalmaya başladım. Hoşuma da gidince bir ukulele aldım yani ben. Bir gün ukulele müzika, tabii de artık böyle profesyonelliğe geçiyoruz ya. Bir de böyle tutacak aldım. Müzikayla ukuleleyi aynı anda çalmaya çalışıyoruz. Güzel. Sokak müzisyenliği yaparak gezdin yani. Sokak müzisyenliği gibi. Basket deniyor buna İngilizce. Hı-hı. Bizdeki sokak müzisyenliği. Bir tane gazeteci geldi. Röportaj yapmak istiyorum. Ben de tamam dedim. Tabii ben adamın kim olduğunu 4-5 tane asistanla büyük spot ışıklarla geleceğini tahmin ettim. Of. Ertesi gün tabii ki güzel oldu. Şimdi ışığı gören geldi. Herkes böyle kameraya gözükmek için İçeri işte, girdi. Aman Allah'ım. Birkaç kuruş para atalım bari biz de gözükelim diye. Böyle beni bir zengin etmişlerdi yani. Onlar. Güzel güzel. Peki şu an hala devam ediyor musun bu sokak müzisyenliği yapmaya? Şöyle oldu. Tayland'a geçtiğimde biraz üstüne elime başladım çünkü vaktim de vardı. Biraz böyle müzik öğreneyim. Hani en azından müzik YouTube videoları izleyeyim, bir Emre Yücel'in izleyeyim falan deyip şöyle güzel hafif tatlı bir solfej temeli attıktan sonra dedim hani sevmeye başladım.
artık bunu sokakta yapmayayım yani, en azından böyle şey yapayım. Kendi başıma yapayım, diye düşünmeye başladım. Keyif alarak yapayım dedim. Çünkü zaten iş bulmuştum, çalışıyordum. Doğru. Paraya ihtiyacım yoktu artık. Doğru. O yüzden artık yapmıyorum. Yanımda ukulelem var. Müzikaları geri gönderdim, biraz ağırlık yapıyorlar. 3 tane olmuştu çünkü. Tayland'dakini 2 tane daha aldım. Süper. Gittiğin yerlerde peki müzikle alakalı neler duyuyorsun? Farklı ülkelerde bir sürü müzik duyuyorsundur mutlaka. Duymamam da tabii ki. Yani şöyle, İran'dan başlayabilirim isterseniz. Kısaca anlatabilirsen sevinirim. Çok kısaca. Şöyle yapalım. Bir kere o İran bölgesine ilk çıktığım zaman müzikle ilgili bilgim yoktu. Ama kulağıma çalınan melodiler zaten Orta Doğu melodileri, Anadolu melodileri. Yakın. Hep böyle benzer enstrümanlar. Yani bir santur çalıyor insanlar sokakta. Doğru. Evlerinde işte setar çalan insanlar var. Yani farklı enstrümanlar ama aynı melodiler geliyor bunlar. O da insana böyle evdeymiş hissi veriyor. Doğru. İran kısmı böyleydi. Yani müzik konusunda. Gerçekten çok güzel müzisyenler var İran'da. Hiç yabancılık çekmedim o yüzden. Dinlediğim müziklerde hiç yabancılık çekmedim. Süper. Konuştuğum insanların bana gösterdikleri enstrümanlara bakınca bizde bunun aynısı yok var demedim. Dediğim çok oldu. Diğer ülkelerde? Daha sonra Hindistan biraz böyle çetrefilli geçti demiştim. Malezya'ya uçtuktan sonra Tayland'da iş buldum. Orada işler değişti müzikle ilgili. Hmm. Çünkü tamamen farklı bir coğrafya. Evet. Biraz böyle Çin etkisinde kalmış bir bölgede. Myanmar, Laos, Vietnam. Tayland kendini izole edebilmiş. Müzik anlamında, kültür anlamında, dans anlamında izole edebilmiş bir bölge. O yüzden kendilerine ait halk müzikleri var. Ve Çin kökenli halk müziğinden birazcık daha farklı bu. Biraz aslında tapınak müziği diyebiliriz buna. Çünkü genelde dini seremonilerde, bizdeki gibi düğünlerinde, cenaze törenlerinde bunları çalıyorlar. Ama Tayland'a ilk girdiğinde birkaç farklı nota, farklı ses kullanma şeklinde. Genelde vurmalı çalgıları kullanıyorlar. Yani şöyle bambudan yaptıkları flütler var. Bunlar bir kenarda. Bambudan yaptıkları davullar var. Allah. Bambuyu bayağı kullanıyorlar. Bambudan yaptıkları telli enstrümanlar var. Bunları bir senkronize etmişler. Ve ortaya şöyle bir şey çıkmış. 10 tane adam. Evet. Buna pipat deniyor. Geleneksel müziklerine. 10 tane adam ön tarafta vurmalı çalgıları çalıyor ama yani ses size yani resmen 9-8'lik ritim. Allah yani Allah. Bizdeki yani oynak ritim denir ya 9-8'lik ritim. Ama bir düğüne gelmiştim ben. Denk gelmiştim. Akşam saatiydi. Herkes ağlıyor. Hani ben de böyle gelin dağla falan bekliyorum. Kültürü bilmiyorum. Aslında şarkı böyle oynak geliyor bana. Böyle hani ben de güle oyna ilerliyorum. Sonra birini sordum. Ne diye? Cenaze töreniymiş. Allah Allah. İlginç. Tabii ben artık gülmeyi kestim. Hani bizde böyle renkli olan... Sen bir de gülüyorsun o sırada. Ne kadar eğlenceli falan. O sırada gülüyorum. Ya ne güzel bir şey çalıyorsunuz falan diyorum böyle adamlara. Adamın ne kadar acısı var. Ağlıyorlar orada. Çok ilginç. Neyse ki böyle Tayland'da çok sakin. Sakin. Orijinal. Evet, bölgede dinliyoruz. Şöyle bir durum var. Tayland dışındaki diğer kısımlarda. Bir kere Myanmar'da ve Vietnam'da belki de şuradan başlamak gerekiyor. Bölgede sıkıntısı olmayan tek ülke aslında Tayland. Tayland. Feri doğası ülkelerinde. Ekonomik olarak sıkıntısı yok. Güçlü bir ülke. Yönetimle ilgili sıkıntısı yok insanlara. Krallık yönetimi zaten. Ama Myanmar'da zaten hali hazırda 4 tane aktif ordusu var. Hazırlıklarına ait ordular. Böyle bir kargacık bulgacık bir halde ülke. Ekonomik durumları çok iyi. Bu yüzden protest müzikler, yani rap müzik, rock müzik veya pop müzik böyle hani ağır versiyonları, bir şeyler söylemek isteyen versiyonları. Biraz daha böyle ön planda. Bu benim hoşuma gitti çünkü hani bizim ülkemizde de bu tarz müzikler ön plana geçmeye başlıyor. Dönem dönem bu tarz müzikler yükselişe geçiyor. Bir şeyler söylemeye çalışan, susanların sesi olmaya çalışan müzisyenler ortaya çıkıyor. Myanmar'da ve Vietnam'da bunu çok net gördüm ama çok hoşuma gitti. Tabii ki Vietnam'da bir çizgisi vardı o yüzden Kuzey Vietnam'da onların böyle tiyatroları falan var.
kuklalarla tiyatro gösterisi seviyorlar. Böyle oval, şöyle anlatabilirim. Bir kanun düşünün. Kanunu bütün. Evet. Üzerine bambular koyun. Telli vurmalı karışımı. Böyle garip enstrümanları var. Evet, evet, Bunlar mesela kukla gösterileri yapıyorlar. Biraz böyle çekmesinde kaldıkları için. Ejderhalar geçiyor böyle etraftan falan. Bunu da görebiliyorsun. Cenaze falan diye burada sıkıntı yok. Çok güzel. Ya sen bu şekilde hem kültürleri tanıyorsun tabii ki, hem müzikle de ilgili bir şekilde kendini geliştirmişsin. Yolda bile geliştirmişsin. Bu acayip bir etki. Vallahi çok hoşuma gitti benim. Ondan ya, seninle sohbet etmek istedim bu şekilde. Hem yayına gelmeni rica ettim. Sağ ol. Ben şu an acayip keyif aldım hocam. Yani herhalde yani şöyle benim bu seyahatlerimde müziğin bana olan etkisi şu sebepten kaynaklanıyor. Biraz böyle hani insanların böyle arasına girmeyi falan çok sevdiğim için hani bir grup gördüğüm zaman çalandırıp onlara böyle dahil olmaya çalışıyorum. Yani çalamasam bile o enstrümanı en azından denemeye çalışıyorum. Nitekim böyle bayağı bir video fotoğrafım falan var. Halbuki çalamıyorum o enstrümanı. Bunu da karşılamada buluyor. Süper. O yüzden çok garip enstrümanlar denedim. Mesela iki tane paket düşünün. Yine bambuların üstünde, uçlara plastikler takılmış. Şimdi bunları birleştirdim. Evet. Şimdi bundan iki tane yaptım. İki tane V şeklinde, dört tane bagetiniz olacak. Evet. Bunları vurarak, bagetleri aynı anda fantastik. Vurarak müzik yapıyorlar. Yani orijinal. İki tane, iki nota basıyorlar her seferinde, her vuruşta. Bazen dört tane ama iki tane basmıyorlar mesela. Hani ayrı ayrı kullanmıyorlar. Sürekli akor çok sürekli geliyor. Çok orijinal ya. Endonezya'da gördüm, çok şaşırdım. Endonezya'da. Karimba diye bir, mesela ben çok şaşırdım ama karimba diye bir enstrüman var Endonezya'da. Resmen sazı almışlar, küçük bir sazı almışlar. Tellerini çıkarmışlar. Evet. Sazın sapkasını çıkarmışlar, sadece gövde kısmı kalmış. Buna 5-6 tane cımbız yerleştirmişler. Cımbızlara basarak biliyorum ses çıkartıyorlar. O çok acayip bir şey ya. Çok güzel, yani, kesinlikle. Kesinlikle. Şey geldi aklıma bu, hani Stomp denilen bir kültür var, böyle İngiltere'de çıktı, hani plastiklerle çocuklar müzik yapıyor, metallerle sokakta buldukları şeylerle. Biraz böyle onu anlatıyor, sanki buldukları şeyi müzik aleti yapmışlar gibi. Adamların bulduğu şey de zaten bambu ağacı. Bambu ağacı. Doğru. Bunlardan enstrüman yapıyorlar, gerçekten doğru. Çok ilginç. Doğru doğru ya, süper. Instagram'ın nedir Çağatay? Çağatay Alpak şeklinde... Aratırsınız yani arkadaşlar. Çağatay Alpak. Doğru mu? Alpak. Ya da Road and Me. Road and Me. Şu an senin bütün gezilerini oradan takip edebilirler. Bizim yaptığımız gibi. Evet. Instagram'ın nispeten biraz daha sık kullanıyorsun. YouTube için bakalım. YouTube'da ileride olacak. Onu da Instagram'ında zaten yaparsan kullanırsın. Çağatay çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim hocam. Sana iyi geziler diliyoruz. Kendinize... Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak. Güzel gezmeler. Zamanın olduğunda bize bir şeyler olursa... Darısı başınıza diyeyim o zaman. Ah darısı bütün şu an izleyen herkesin başına. Kendine iyi bak. Çok sevgi selamlar. Teşekkür ederim. İyi geceler size burada bu arada. Artık gece oluyor biraz sonra sizin orada. Bay bay sevgiler. Süper ya, bak ne adamlar var. Görüyorsunuz değil mi? Biz burada yayın yaparken dünyayı geziyorlar gençler. Dünyayı geziyorlar.